Bu suyu hep çekiyor değil mi abla? Hı hı. Bu kaynar kaynar çekecek. Altını hızlı yakacağım şu anda. Hardı yakacağım. Pişme halinde ya. Evet. He. Ne zamana kadar? Suyunu çeken kadar altını hızlı yakacağım. Kolay gelsin Meryem abla. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun sen bugün bize? Eski gelenekte nohut kavurgası. Yani nohut kavurgası leplevi. Yapıyorum. Leplevi. Bulunduğumuz yer nere? Epçe Mahallesi. Epçe Mahallesi. Seni bir tanıyalım. Meryem Sungur. Sungur. Yaş kaç Meryem abla? Kadınların yaşı sorulmaz ama biz yine de soralım. İşte. 40 var mısın abla? Yok, 53 yaşındayım. 53. Allah hayırlı uzun ömürler Amin. Versin abla. Allah sana da uzun ömür versin. Bugün bize nohut kavurgası yapıyorsun. Sen biraz farklı yapıyormuşsun. Bilmiyorum, görmedim ki başka evet. yapanları. Şimdi sen anneden gördüğünü yapıyorsun Annemden değil mi geleneksel olarak? Yapıyorum. Annem evet. nasıl yapıyorsa ben de aynısını yapıyorum. Şimdi nohudu 20 dakika önceden ıslamışsın Islattım. Sen. Biraz su koydun, o suyu çekene Hı-hı. kadar biraz pişirdin. Hı-hı. Şimdi kum koyup iyice koyacağım. Pişireceğiz değil mi? Az daha dolandıracağım, şöyle çıtır çıtır itince Hı-hı. kum koyacağım. Evet. Kum daha güzel pişiriyor. Evet. Tandırda annenin tandırıymış değil Annemin mi? Annemin tandırı. Hı-hı. Annem bunu sürekli yakardı. Öyle mi? Çok severdi yakmayı. Hmm. Annem becerikli bir kadındı. Ben onun kadar değilim. Niye? Sen de maşallah sen de iyisin. Yok yok. Senin kavurgan meşhurmuş öyle duyduk yani. Öyle mi? Ha giden sene de çektiydik esas. Senin kavurgan meşhurmuş. Şimdi bunu kavurganın arasına da çörek yapacağız inşallah. Ardına. Evet. İnşallah. Benim Kayseri kız geldi ya bana yardım etmeye ev temizliğine. Hmm. Anne ne olur tandır çöreğini özledim bana çörek yapak dedi. Tamam yapalım dedim. Yılmaz abim de böyle diyor dedim. Çağıralım bari. Tam denk geldi. O vesileyle dedim denk geldi. Evet. Şimdi tandırda koyun kermesi yapıyorsun değil mi Hı-hı. sen? Koyun kermesiyle çörek de çok güzel olur. Hatta ben bunu sonradan unuttum. Sonradan aklıma geldi. Keşke dedim beyaz fasulye haşlasaydım. Deme çömlekte. Evet. Ya. Çömleğinde var mı? Çölmeğim vardı da annemin çölmeği, kara çölmek. Hmm. Bir tane şu tarafta bir bacı var. O dedi ki ben Hacı Anne'yi çok severim. Ben bu çölmeği aldı. Kayseri'den misafirler geleceklermiş. Onlar da çölmek imal istemiş. Yani fasulye hmm. imal. Tandır yok ya demiş ocağa kömeyim. Ben de durmaz ağzım yani. Annemin çölmeği var dedim. Abo dedi, ver dedi ki ben Hacı Anne'yi severdim dedi. Gidiş İyi, o gidiş dedi. Yani. O gidiş bir de ağlamadım elimde. Geçen gene istedim dedim şu annemin çölmeğini ver gayrı sen yaşlandın yapamam. Yok diyor Hacı Anne'nin çölmeğini ben ocağa yemek vuruyorum diyor. O da belki hatıray diyor kendine. Aynen. Şimdi kum koyuyor değil mi? Evet kum koyuyor. Kavurga kıvamını aldı. Hmm. Şimdi kumla pişecek. Böyle ne kadar pişiriyorsun abla? Şu kumu koyduktan Şimdi, sonra? Kumu koyduktan sonra saate kendisi belli diyor. Çıtır 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 hmm, der. Anladım. Pişme kıvamına geldi mi çıtır çıtır kendi belli der. Eskiden çok yaparlarmış değil mi? Nohut evet. çok ekildiği için Hı-hı. buralarda. Yaparlardı. Nohut kavurgası. Hele kış mevsiminde. Kışın evlerde sobanın dibinde oturunca ne olacak? Evet. Eskiden daha annemin zamanlarında böyle çerez ne mi vardı alıp yemeye? Evet. Bilmezler miydi? Hayır bilmiyorum orayı. Annem sadece kavurga kavururdu. Kuru üzüm. Hmm. Ondan sonra şu kendileri kavururdu. Hmm. Böyle bir kalbur kavururdu. Onu bir 5-10 gün yillerdi. Kış hmm. mevsiminde. Kendime Eğlence. Dediğimiz aşurelik buğday değil evet. mi? Biz ona kendime diyoruz. Aşurelik buğday. Bunu gelen misafirimiz eksik olmazdı. Akşam oturmamız, öğlen sonu oturmamız, Hı-hı. gelenlere ikram ederlerdi annem de. Kavururdu. O da anneden kalma değil o mi? O da anne. Kaşık da anneden kalma. Sarı da annenim, ev de annenim. Ev de annenim. Gördüğün geleneği yaşatıyorsun ya, değil mi? Evet. Annemin geleneğini yaşattım. Hı-hı. Doğal hayatı severim. Tandır yakmak, ocak yakmak. Eski sistem değil mi? Eski sistem. Her şeyin doğalını severim. Evet. Şu şeyleri de gösterir. Terazi babadan kalma mı? Babadan kalma. Ha. Terazi babadan kalma. Babaannem gülden kalma. Şu ekmek tahtaları yine anneden kalma. Bir annemin bir benim. Yuvarlak, siz de yuvarlak tahta kullanıyorsunuz. İkisi de yuvarlak.
Bu da babaanneden kalma. O da eski yan tahta dediğimiz. Yan tahta. Soba? Soba yeni ya. Soba yeni. Sobayı biz aldık. Çörek yaparız. Bu tandırı yakmadık mı onu yakarız. Kendini belli ediyor değil mi? Patlamaya başladı. Hı hı. Piştiğini belli ediyor. Çıtır çıtır bak. Çıtır çıtır evet. Piştiğini belli eder. Sonra kumu eliyoruz. Nohut üstte kumu kalıyor. Yüzünden şöyle yüzlüyor. Ondan sonra kumu şu kemice çekiyor. Elemiyor altından. Biri kumu alıyor. Tekrar öbürü diğerine pişirmeye hazır ediyor. Kum olmasa bu yanar. Yanıyor değil mi? Şimdi için için pişiyor. Yani. Dünyada da pişiyor. Kendi halinde. Şimdi çıtır çıtır. Bunu tam pişme kıvamına geldi mi böyle çevirmesini daha hızlandırıyor. Yanmasın diye. Şimdi bu pişti değil mi abla? Pişti. Yavaş yavaş alayım bunu yanmadan. Kıvamına geldi onun gayrı. Şöyle direkt yüzleyerek alayım. Toprağı şeyi yakmasın. Bitti bu iş. Kumunu tekrardan alıyorum. İkinci kavurguya hazırlıyorum. Birkaç sefer yapacaksın sen herhalde abla. Oğlum bir şey olmaz. Kavurganım daha güzel oluyor biliyor musun? Ben tekrar şunu alıyorum, kumun şeyi, ikinciye. Şey oldum da kaynasın, üstünde kaynasın bu. Şunun arasına saklayayım ben bunu. Hep bu kavurga iskitti bu şeyi. Şöyle biraz dingide duracak. Tamam. Buharıyla şey edecek. Şimdi yumuşayınca biraz sen onu taşından eziyorsun değil mi şimdi? Biraz dingide kalıyor. Dingide kalınca şey diyor yani. Daha iyi güzel gevrekleşiyor. Yiyince çıtır çıtır eziliyor. Sıcağıyla. Allah. Baba hadi. Baba hadi. Şöyle yapacaksın. Reyyan bir bak bakayım sen. Sen nerelisin gı? He? Kayserili misin sen? Meryem abla şimdi kavurgayı bitirdik. Kavurgayı bitirdik. Şimdi ne yapıyor abla? Çörek pişirmeye başladık. Tandır çöreği. Tandır çöreği. Meşhur mudur buranın tandır çöreği? %1 yani. Köyde nadir yani. Nadir yapılır. Ya bir ya iki. Kişi yapıyor. Bir Ergül ablam bir ben. Başka kimse yok.
Sizde kaldı yani değil mi? Evet, bizde kaldı. Sen de yine annenden öğrendin tabii. Annemden bunu yapmayı. Annemden öğrendim. Annemin geleneği. Geleneği. Şimdi bunun hamuruna ne kattın abla, onu bir şey söyle. Normal mayalı hamur değil mi? Normal mayalı hamur. Bazlamalık dediğimiz. Peynir suyuna yoğuruyor. Çünkü un biraz şey ya yani. Özlü olsun diye değil mi? He. Biraz da hazır un katıyor. Evet. Ondan oluyor. Yoksa olmaz. Akar değil mi? Hı hı. Tutmaz. Evet. Sobada bile olmuyor. Şimdi suyu olmasa, şey olmasa sobada bile olmuyor. Hazır. Şimdi bezeler alıyor. O değil mi? İçine un kavurduğumuz unu. Hı hı. Şu şekilde koyuyor. Biz ne diyor buna? Kavuz diyor değil mi? He, burada? Un kavurması. Un kavurması. Un kavurması. Şimdi bunu daha önce eskiden de sormuşlar miyane da. Miyane derlermiş. Eskiden bunu soruyorlar niye koyuyorlar içine diye de lezzet versin diye. Hani ben mi? Şimdi develiğe niye gittim şimdi söyleme sahip acıktım ya. Evet. Bu o çalacağım biliyor musun? Soruyorum orada aldığım şeylere. Fırına diyorum ki bunun içi işli mi diyorum. Ne yapla işli. İşli diyor şey var diyor. Peynirli var diyor. Evet. Bir şeyler var. Evet. Yok diyorum. O değil diyorum. Un işlisi var mı diyor. O da develde de yok ama aslında he, değil mi? Binde bir buluyorum. Hmm. Yani. Eskiden vardı evet. Da şimdi yok. Şimdi hepsinin arasına koyuyorsun sen bunu. Hepsinin arasına bunu böyle koyuyorum. Hmm. Bu daha güzel kabar diyor. Hmm. Bunun arasında daha güzel çörek kabarıyor. Arasında bir boşluk oluşturuyor evet. Değil mi? Lezzet ondan oluyor. Lezzet oluyor. Ama lezzet evet. Şimdi bunu böyle alacak, tam da soyanağı da dinlenecek. Dinlenecek. Ondan sonra yapıştırmaya başlayacağız. Şimdi harını alıyorsun değil mi? Hı hı. Ateşini alıyorum. Şöyle bir daha. Harını da. Şimdi tam da soğuma haline gelecek. Hmm, bekleyecek, daha soğuyacak. Bekleyecek, ateşi sönsün. Tamam. Çok yandı. Başka tandırlar hemen itmez bir yanmıyor. Bu hmm. 8 aydan beri yanmıyor bak. Hı hı. Tandırın iyiliğinde, güzelliğinde. Evet. Şimdi yapıştırmaya başlayacağız değil mi? Şimdi ekmek pişirmeye başlayacak. Üstten şimdi... alta doğru değil mi abla? Hı. Üstten başlıyor. Evet. Alt daha çabuk pişirdiği için. Evet. Altta en son. Şimdi közlü bir sıra vuracağım zaten. Alt taraflarını yakıyor. Ha, şimdi tek sıra vuruyorsun sen. Tek sıra vuracağım. Bismillah. Yapıştırıyorum. Tamam. Önce yumurtasını çalıyorum. Yüzüne. İlk baştan bir su çürüyen şu. Şeyine bir tarafa yüzüne su vururum çünkü tandır harlı. Su vurduğun yeri yapıştırıyorsun değil mi abla? Hı hı. Tamam. İkinciye vurmam. Yumurtanın şeyini şey yaparım, elimin bulaşığını. Bu da hemen pişirir vallahi. Vurmasam mı ne olursun? Tandır harlı ki. Hı. Bitti mi Fatma? Bitti. İyi, eline sağlık. Kızarmış halini de çeker. Kafada iyice kızarsa. Kafa yer kalmamış. Bunu şu delik mi? Delik. Üstte şurada boş yer var, oraya yapıştır. Burada ha. Şuraya yapıştır. Kapattım. Buna un atacaksın herhalde değil mi? Atacağım. Kızarsın iyice bu. Şöyle ateşini çıkarıyorum yüzü kızarması için. Hmm. Hemen kızarttım. Gayrı pişirir bu. Heh. Tütünü gitsin. Kızarma hali bu. Evet. Yavaş yavaş kızarıyor. Güzel kızarıyor. Yavaş yavaş. Artık çöreklerimiz çıktı değil mi abla? Hı hı. Nasıl, beğendin mi? İstediğimiz gibi oldu mu?
Oldu Meryem inşallah. Oldu, oldu oldu. Ben de beğendim. Ellerine sağlık. Tam kıvamda. Fatma yasla. Hadi. Yas bakalım. Hemen bana bir tane yumurta bastırsınlar. Meryem abla ellerine sağlık. Afiyet olsun. Tandır çöreklerimizi de yaptın. Şimdi yeme aşamasına mı geçeceğiz bunları? Evet, bunu gayrı çayla. Ben bunu çayla yılmaz. Katıksız diyelim. Başka bir şey istemem. Biz çörek diyor da simit gibi oluyor aslında değil mi? Simit gibi lezzetli oluyor yani. Oldu abla ellerine sağlık. Zahmet verdik sana da. Hem kavurga hem çörek. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ettik geldiğin hadi için. Seni izleyenlere bir el salla Eda'yı. Beni izleyenlere el sağlıyorum. Yanlış yorum yapmayın. Beni üzerine. Olumsuz yorum istemiyorum. Olumsuz yorum istemiyorum hayatta. Abla, hadi ellerine sağlık. Senin de ellerine sağlık. Olur, ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyorum çektiğin için. Meryem abla çöreğimizi yaptın. Kavurgamızı da yaptın. Eline sağlık. Senin de eline sağlık. Bir de senden bir... Şöyle geçmiş hayat hikayeni bir dinleyelim. Bir acılar yaşamışsın herhalde sen. Bir anlatmak istersen paylaşır mısın bizimle? İnşallah. Acımı tazeliyor da, yenileniyor da. Ölüm yıl dönüm zaten. Ayın Haziran'ın 15'inde. Haziran'ın 15'inde. He. İşte biraz yokluklar çektik. Biraz sıkıntılar çektik. Büyüttük çocukları. Eşim zaten şeye gider, hep gurbete. Hep ben yani böyle yaz işlerini, erkek işini, kadın işini hep ben kopardım. Çocuklarla beraber mücadele ettik işte bu yaşa kadar. Kaç evladın vardı? 4 taneydi, 3 oğlan bir kız. Bir işte 17 yaşında vefat etti. Rabbim kendine bağışlamış. Bize nasip görmemiş. Erken aldı onu değil mi? Erken aldı onu. Yani isyan etmedim hiç hayatta. O verdi, o aldı. Ama evlat acısı çok büyük. Hiç unutulmayan bir acı. Ne anne gibi, ne baba gibi, ne kimse gibi. Evlat acısı çok büyük. Hayatta unutamam yani. O günleri andım mı ben sanki o ilk gün gibi böyle yaşıyorum yani. O gün o işte fakültede bizim geçtiğimiz günler. Bugün aklım olsa herhalde o kadar katlanamazdım herhalde. Allah orada büyük bir sabır vermiş ki. Büyük bir sabır vermiş. Yani hastalığına mücadele diyor ki iyileşme şekliyle koşturuyor ki iyi olsun diye. Öyle Allah orada bir sabır vermiş. Kaç sene oldu Meryem Hanım? 15 sene oldu. 15 sene oldu. Şimdi çoluğu çocuğu kocaman olurdu, ailesi olurdu, ev olurdu, bark olurdu. Resimde getirseydi Zeynep. Sadece bir vesikalık resim var. Şimdi çocuklara diyorum ki çekin o. Kalsın resimlerde şey, telefonlarda kalsın resimleriniz. Resim çekin o. O zaman var mıydı yok muydu bilmiyorum ki. Bitecik o var işte an olarak. Hastalandı, baş ağrıdı. İşte bir şiddetli baş ağrısı. Babası Ankara'da çalışıyordu. Okuldan çıktı. Bir sene yanımda durdu burada böyle. Ondan sonra babası istedi Ankara'ya. Çalışsın bir şey vereyim sana iyi de dedi. Hostine. Oraya verdi. Çocuk böyle şikayetleri başladı. Dedi ki başım ağrıyor dedi. İşe kek gidermiş, kek gidemezmiş. Hani çalıştığı o ustasa biraz şey davranmış böyle biliyor sen o zoruna gidiyordu işi sevmiyorum da. Bir de çocuk çok titizdi. Aşırı derecede titizdi temiz. Sevmezdi yani. Böyle şikayet ettiğinde anne dedi kaplılar kokuyor benim kafam ağrıyor kaplılar dedi. İşi sevmiyorum dedi. Ben de dedim işte o zaman yokluklarda onlar adam olsun yani çalışsınlar bir şeyin sahibi olsunlar değil. Derdim ki dişini sık her şey kolay olmaz Ahmet derdim. Biraz dişini zorluklar önceden başlarsa ona kolaylaşır kurban oldum çalış derdim. Öyle böyle keşke öyle demeseydim. Keşke kendi fikrine bıraksaydım. Şimdi benim o içimde kaldı.
Şimdi çocuklar bir çalışmaya gitse ben bu işi sevmiyorum deyince tamam bırakın gelin diyorum. Hiç zorlanmam, bırakın gelin. Çünkü onda yaşadım ya. Hastalanmış birkaç kişi, abim oğlu doktora niye götürmüş? Orada sinüsit demişler. Bu sefer dedim ki Ahmet gel ben seni Kayseri'ye götürürüm dedim. Çocuk geldi. Akşamdan bindirmişler otobüse. Buraya indi ya. Abo. Hemen direkt ben ona söyleme sahip bir bardak süt verdim. Ahırı gördüm. Bunlar küçüğüydü. Okula yolladım. Çay kahvaltısı yaptım. Bunları okula gönderdim. Bununla biz gittik. Develli'ye gittik. Ufak tefek bir hastaneye. Onlar da doktor dedi ki kulağın bu kulak burnuna gösterdim. Bunda bir şey yok dedi. Sünüsük dedi. 6 tane inne verdi. 3 tane hap verdi. Hadi gidin. Buraya geldik. Bir de israfı vardı çocuğun. Acık bir şey ise israf ederdi. Çıkardırdı hemen. Gayrı baktım sabaha kadar hiç yatmadık. Hiç durmadı, çok duramadı. Kafam ağrıyor anne. Bir şey ise israf etti, duramadı. Şu çocuk. Ondan sonra ay. Sabah ettik. Köyün hocası vardı, şu Hamdi abi var ya fırıncı. Dedi ki gelin bu siz hiç yatmadınız dedi. Siz nasıl komşusunuz gelip sormadın dedim. Biz Ahmet'in el hiç uyumadık ki dedim. Ahmet hiç uyumadı dedim. Bize çabuk derhal dedim araba bul dedim. Aydın nice ol dedim. Aydın çalışmaya gitti dedi. Bana dedim hemen araba bul dedim. Gayrı köyün hocası müsait dedi onu bulayım dedi. Bekir Hoca vardı Allah razı olsun. Ondan aldık götürdük Yılmaz. İbn Sina'ya götürdüm, özel doktora. Çekti filmlerle, bir de ilaçlı film dedi, abla dedi, tamam dedim. İlaçlı filmi de çekti. Beni çağırmadılar, Bekir Hoca'yı çağırdılar. Doktorla hemşireler. Farklı bir hastalık çıktı. Çocuk şuramda yatıyor. Anne yatayım şuraya, yat dedim. Kafam ağrıyor, yatayım diyor. Boy ki üstümden 1000 kelle yıra. Senin boyun gibi. Ondan sonra Bekir Hoca şöyle bir salona şu anda bir gitti bir geldi. Abla dedi demek zorundayım dedi. Ahmet'in beyninde tümör varmış dedi. Orada bana bir yıkıldı. Girin ana soğudum çıktım. Şöyle ağladım. Bir yandan da çocuğu görür diyorum şey diyorum şu anda dönüyorum. Görür de diyorum bir şey der diyor. Annem niye ağladı? Anladığını. Gayrıcık şöyle yüreğime taş bağladım. Abla dedi hemen dedi fakülteye gideceğimmiş, hemen ameliyat olacağımış dedi. Şöyle bir düşündüm. Şimdi ben bu çocuğun ameliyatı fakülteye gideceğim dedim. Bekir Hoca görevli. Adam köyün görevi var, çıkıp gelecek. Ben bunu ameliyata yatıracağım. Ben orada tek başıma ne yapacağım? Ne olur, ne olmaz? Hocam dedim. Nasıl diyecek biz bunu dedim. Biz dedim köye gidek dedim. Babası geçsin dedim. Gayrı aradı. Bitecik bir Nokia kötü bir telefon vardı. O da kendine. Aradı sonra. Tayfun abi dedi hemen gelmen lazım. Şimdi de hemen şu işi bırak geldi. Sabah bin dedi. Böyle böyle Ahmet dedi fakülteye sevk ettiler dedi. Hemen derhal dedi. Derhal dedi. Hayatı söz konusuymuş dedi. Hatta doktora dedim mi sen ameliyat et. Ben sevmem fakülteyi dedim. Yok abla dedi. Oraya gitmesi gerekiyor. Benim elimde teknikler yok ki dedi. Yani makineye niye bağlansa adamın elinde öyle bir teknik yok. Aynı o dediğim şekilde oldu yani. Oraya yattık burada, geldik gayrı, Tayfun geldi babası. Sabahleyin bindik gittik, hemen ameliyat aldılar. Birinci ameliyatını iyi rahat geçirdi. İkinciye gelince çıkamadı, masada kaldı. 13 gün yoğun bakımda kaldı. Ondan sonra ölüsünü getirdik. Bu hayatımda yaşadım, Allah'a isyan olmasın, hayatımda yaşadığım en büyük acı.
Bir de bir farklı çocuğuydu. Bu çocuklar da şeydi. Bu da farklıydı. Rabbime sevgiliymiş, bana sevgili değilmiş. Hiç isyan etmedim. O verdi, o aldı. Hastalığı da veren o. Kendinde yaradan o. Ama acım büyük. Ölene kadar burada benim bir ateş yanar, yanar, yanar. Bazen bir ahıma düşer, ciğerim cıdır. Hemen şöyle elim ayağım titrer, dışarı çıkarım. Ev başıma yıkılır. O günler hemen yaşarım hemen. O günleri yaşarım hemen. Allah rahmet eylesin abla. Sağ ol kurban oldum Allah'ım. Sizlere de uzun uzun ömür versin. Yaşasa böyle şeyler... 33 yaşında mı olacak? 33 yaşında olacak. Böyle böyle acı yaşadık. Herkese sabır versin. Bütün evladı ölenlere, hep annelere büyük sabırlar versin. Kurban olduğum Allah. Kimseye de evlat acısı göstermesin. Benim bildiğimce çok zor, çok zor, çok zor. Tamam Allah. Seni fazla üzmüyor. İlk işte Ankara'ya gidiyor ya. Bir tane yamalıklı pantol vardı şöyle. Oraya arma vurdurdu. Bambezi diyorum ya, titizdi. Bura eskimiş. Burada armayı söktürdü, buraya bana makinede diktirdi, ikisine de. Ondan gitti. Ayağına bir soğuk kuyu lastiği aldık. Yoktu ki o zaman. Lastiğine gitti. Oraya demiş ki iyi bir ayakkabı alacağım demiş. Kötü bir ikinci elden ayakkabı almış. Ondan işe gitmiş gelmiş. Bu hastalığında da ayağına iyi bir ayakkabı almış. Anne dedi, görüyor ayakkabımı dedi. Ne güzel ayakkabı aldım. Şimdi hayatımda en güzel bir yeni ayakkabı giydim dedi. Onda var ya, ameliyata inince masanın altındaydı, almışlar orada, assınlar. Giymedim, muradını almadı o ayakkabıdan.